Merhaba sevgili izleyenler, Metropol'den programıyla karşınızdayız. Evet, mecliste bir hareketlenme var kadınların gündemiyle ilgili. O da nedir? Adalet Komisyonu'nda yine bir infaz yasası görüşülüyor, bir infaz paketi görüşülüyor. Ve bu paketin içinde yine çocuk istismarcılarına af meselesi gündemde. Ve bugün karşımda Eşitlik İçin Kadın Platformu'ndan Gülten Seber var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. 2016'dan beri çocuk istismarcılarına af meselesi ne yazık ki gündemimizde. Bir şekilde gidiyor, geliyor, sönümleniyor, tekrardan parlıyor, mecliste görüşülüyor, siyasilerden görüşler geliyor derken bir şekilde gündeme sokuyorlar. Şimdi bugünkü yaşanan gelişmenin ayrıntılarını sizden dinleyebilir miyiz? Yani nasıl bir şey görüşülüyor mecliste şu anda? Tabii. Ben kendimi tanıtayım. Ben Profesör Doktor Gülten Sönmez Seber. Eskişehir'de yaşıyorum. Emekli öğretim üyesiyim. Ve Eskişehir Kadın Dayanışma Biriminden eşiğe üye olmuş bir kişiyim. Geçen seneden beri eşik çalışmalarıma ve de Türkiye'nin hassas konularında kendini cansiperane basın açıklamalarıyla çeşitli şekillerde ortaya koyup müdafasını yapmaktadır. Eşit biliyorsunuz 300'e yakın örgütlenmiş yapılardan oluşuyor. İmzacılar var. Sadece katkı verenler var. Böyle fakat Türkiye'nin hemen hemen her ilinden temsilcilerin de var olduğu geniş bir grubuz. Uluslararası ayağımız da var. Amerika'dan, Norveç'ten, İsveç'ten, Fransa'dan, Belçika'dan pek çok yerden de imzacılar var. Gerçekten bir kadın pandemi döneminde önemli bir şeyi başaran kadınlar bir kadın eşitlik için kadın platformunu kurup çok önemli çalışmalar yaptılar. Bunları sizler de basından zaten takip ediyorsunuz. En son çalışmalarımızdan birisi de 81 ildeki milletvekillerini izlemeye almamız. Her 15'te bir meclisteki görüşmeleri, meclis portföyünü çıkarma gibi bir grubumuz var. Ve bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Şimdi bizim bu platformun kuruluşunda da 2020 pandemi döneminde biliyorsunuz apar topar çocuk istismarcıları dahil olmak üzere af konuşuldu. Ve 103'te o konuda TCK 103 maddesi yani çocuk cinsel istismarını Türk Ceza Kanunu'nda koruyan yasada üstünde bazı işlemler yapma arzusu ortaya çıktı. Fakat kadın dayanışması bunu eşik olarak ve de diğer pek çok platform olarak karşı çıkaraktan bunu unutturmuştuk. Ama biz her toplantımızda, her çarşamba günü saat 4'te yaptığımız toplantıda böyle bir yasa dışı, insanlık dışı tekrar bir şeyin geleceğinden şüphe ediyoruz. Hazırlıklıyız yani. Çünkü bu çocuk istismarı ve erken yaşta evliliklere yol açmak için dönemimizin iktidarı, söz sahibi gruplar çok çaba sarf ediyorlar. O kadar ki ta 2013'lere kadar, 2006'lara kadar inebiliriz. Örneğin 4 artı 4 artı 4 ile mazeretsiz okuldan ayrılan çocukların, kız ya da oğlan çocuklarının akıbetini bilmiyoruz. Ne yapılıyor, ne oluyor? Yani sisteminde yapılan o köklü değişikten bahsediyorsunuz. Evet, 4 artı 4 artı 4 sistemiyle. Evet. Bunun gibi sık sık böyle bir provalar yapıyor. Ama her seferinde kadınlar bedeni yasadaki değişiklikleri sağladıkları gibi ceza yasalarında bazı yasaları düzelttikleri gibi bu konuda da cansiperane çalışıyorlar. Şimdi bizim bu toplantıya konu olan ve eşiğin de çok güzel bir basın açıklaması yapmıştır. O sizin elinizde vardır. Burada çok yasal maddelerden söz etmek istemem. Fakat şöyle bir şey, kadına yönelik şiddeti
dile getirirken eşit, hatta İstanbul Sözleşmesi'nin iptali konuları konuşulurken bizim birinci gündemimiz tabii ki İstanbul Sözleşmesi'ydi. Ve de bu nedenle Mart ayında mecliste bir kadına yönelik şiddetle ilgili bir komisyon kuruldu. Oraya bazı örgütler çağrıldı, bazı örgütler çağrılmadı. Şeyde de çok ilginç, adı da çok ilginç, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Birimi Başkanı bir erkek mecliste komisyonda söz aldı ve konuştu. Bizim korkularımızı yeniden canlandırdı. Dedi ki, siz de biliyorsunuz, çocuklar 15 yaşta evlenmeleri haklardır. Eğer ona engel oluyorsak çocuk haklarına karşı bir engeldir. Bu bakımdan bu tabii çok tedirgin edici ve çok insanı endişeye sevk eden bir şey. Çünkü 15 yaşında çocukların evliliğine rıza göstermesi Türkiye'nin hiçbir Arap ülkesinde, hiçbir ülkede olmayan 18 yaş üstünü kabul eden ülkelerin yanında özellikle de Türkiye'de de Halve diye bir derneğin yaptığı araştırmada hiçbir ebeveyn çocuklarının 18 yaş altında evlenmesini zaten istemiyor. Ve de çocukların... Yani o araştırma önemli bir veriyi de ortaya koyuyor aslında. Çok önemli. Çok. %92'si 18 yaş altı evliliğin karşısında aslında. Karşı yani. Bütün herkes karşı. Ona rağmen böyle bir söylemle ortaya çıktılar. Şimdi ben bunu şöyle bir şekilde düşünüyorum. Bu provalar, çocukları erken yaşta evlendirmek, zorla evlendirmek provaları çok eski. Ve de bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de bir kanıtıdır. Çünkü kız çocuklarının okula gitmesini, okullaşmasını, 18 yaşını, hatta daha ileri yaşlarda şimdi çocuklar, genç kızlar çok erken yaşta evlenmiyorlar. Okullarını bitiriyorlar, yüksek lisanslarını yapıyorlar. Yani bu bakımdan Türkiye'nin gerçeği de bu değil. Ama toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde kız çocukları bir kaşık düşmanı, bir sırtından sopayı, karnından sopayı eksik etme gibi geleneksel yanlış bir bağlamdaki görüşten Türkiye'yi egemen kılmaya çalışıyorlar. Yani kız çocuklarını ve kadınları bir köşeye sıkıştırıp onların geleneksel rollerine, yani feodal dönemdeki rollerine geri dönmesi için bir çaba var. Ben bunu böyle görüyorum. Bunun provası yapılıyor ve de çok kısa, küçük bir azınlık. Çünkü %99'u ikisi hayır derken o %8'in de %6'sı bilmiyorum, karışmıyorum, fikrim yok diyor. Yani %2 Türkiye'ye egemen olmaya çalışıyor. Bu çok acı. Biz buna müsaade etmeyiz. 81 ilde yani milletvekilleri izlemedi. Seçim geldiği zaman onların karneleri kamuoyunda paylaşacak. Yani milletvekilleri de biraz kendi konumlarını, Türkiye'ye verilen zararları önleme konusunda, bu AK Parti'de dahil olmak üzere bütün partileri içeriyor. Bu şekilde bir çalışmamız da var. Yani eşitlik birimindeki eşitlik, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik çalışmalarını yapan kurumun böyle bir kararı çıkarması ve bunu bir pakete koyarak meclise sunma tehdidi bizleri tedirgin etmiştir. Evet. Yani serüveni böyle. Ama bu denemeler yeni değil. Hatta yeni değil. Biliyorsunuz pandemi döneminde hapishaneleri boşaltmak kaygısıyla cinsel suçlara da af çıkarma, erken evliliklerde yapılmış bir hapishanede bulunan tesadüfen nasıl olmuşsa o, bulunan kişileri de dışarıya çıkarma gibi bir çaba olmuştu 2020 yıllarında. O zaman da çok yüksek sesle basın açıklamaları yapmıştık. Ve biliyorsunuz çocuk cinsel istismar, bu erken yaşta evlilik çocuk cinsel istismarına girer. Bu kavramdır. Ve dünyada ilk defa imzalanan Lanzarote Sözleşmesi, ki Türkiye'de taraf olmuştur, aynı İstanbul Sözleşmesi gibi 2007'de
Lanzarote Adası'nda, İspanya'da imzalanmış, oranın adını almış ve 2011 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmış, fakat üstünde hiçbir çalışma yapılmamıştır. Lanzarote Sözleşmesi, çocukların cinsel istismar ve sömürüsüne karşı dünyada ilk kez, çeşitli sözleşmelerin yanında ilk kez çocukla ilgili direkt bir söylem yapan bir sözleşmedir ve çok önemlidir. Onun üç ayağı var. Devlete görev veriyor, parlamentoya diyor ki siz çocuk cinsel istismar ve sömürüsü konusunda çalışmalar yapın, eksiklerinizi görün ve de çocuklarınızı koruyun. Mahkemelerde tekrar tekrar ifade vermesinler. Bunu mesela bunu gerçekleştirdiler şimdi, sadece bir kere de ifade alınıyor. Ondan sonra mahkemede video gösteriliyor. Bu Lanzarote'nin bir sonucu olarak iyi bir çimlerin kurulması, iyi bir gelişme. Fakat habire erken yaşta evliliği kutsama, meşrulaştırma çok acı bir şey. Evet. Çocuk istismarının bu Lanzarote Sözleşmesi'nin ikinci ayağı yerel yönetimlere de görev veriyor. Diyor ki siz de bulunduğunuz illerde çocuklarınızı koruyun. Okullarda çocuk cinsel istismarının nasıl önleneceği eğitimleri planlayın. Ve de onun bazı ölçütleri var. Onlara uygun olarak yapın. Çünkü başka ülkelerde yerel yönetimler bizim ülkemizden daha özgürdür. Yani okulların açılış kapanış tarihine her il ayrı karar verir mesela İngiltere'de. Halbuki bizde milli eğitim sıcak yerde de soğuk yerde de Eylül'ün bilmem kaçında açar okulları. Halbuki bu yerel yönetimlere bırakılsa bu güzel kararlar daha iyi şeyler olacaktı. Biz Lanzarote Sözleşmesi'nin eğitim kiti olan 5'te 1 kampanyasını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ilk imzacı olarak uyguladı ve 2000'e yakın öğretmene, veliye ulaşarak bu 5'te 1 kampanyasının özelliklerini anlatmaya çalıştık, ama her sene yeni çocuklar 5 yaşına 6 yaşına girdikleri için bu programlar sürekli tekrarlanmalıdır. Çocuğun kendi bedenini nasıl koruyacağı öğretilmelidir. Çocuklara iyi sırlar, kötü sırlar nedir öğretilmelidir. Yine çocuklarımıza ebeveynlerinin onları korumak zorunda olduklarını, çamaşırı koruma ilkelerini öğretmeleri bu Lanzarote Sözleşmesi'nde veriliyor. Sözleşmenin bazı maddeleri çocuk istismarını Dünya Sağlık Örgütü gibi tanımlıyor. Yine bazı maddeleri çok önemli. 27. madde. Bunu söylüyorum. Bunu yüksek sesle söylüyorum. Sadece çocuklara, faillere ceza vermeyin. Onları teşvik edenleri, onları ihbar etmeyenleri, onların yanında duranlara da ceza verin. Çünkü biliyorsunuz namus cinayetlerinde, ki 2000 yılları öncesinde olan bir hadiseydi, orada Türk Ceza Kanunu'nda faillere değil sadece onu aile birlikte karar veriyordu, namusu bozuldu diye. Aileye de ceza verince namus cinayetlerinde azalım oldu. Lanzarote de bunu söylüyor. Diyor ki anne gördü görmemezlikten gelmesin. Çünkü çocuk istismarına girersek, ki girmeyelim. Biliyorsunuz ebeveynlerin çoğu fark ettiği halde susuyor. Çünkü sonuçta ne olacağını bilemiyor. Yasalar korumuyor. Devlet korumuyor mağduru. Bu bakımdan bu çocuk istismarı eşik için çok önemli bir konu. Ve biz 25 Ekim'de 2000 yılında Lanzarote Sözleşmesi'nin 13. yılında da bir basın açıklaması yapmıştık. Şimdi daha bire basın açıklamalarımızda Lanzarote Sözleşmesi'ni uygula, raftan indir. Yani imzalayıp rafa koymak sadece bu konuyu yetmez yani, daha çok. Evet, yasalara da işlemesi gerekiyor değil mi? Tabii. Tabii. Denizci mesela riayet etmesi gerekiyor. Tabii. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nin yasası 6.284'tür. Ama mesela Lanzarote için yok. Fakat
Şimdi TCK 103 yerine geçmiyor mu peki? şimdi şöyle, çocuklarla ilgili yasalar parça parça. Ceza yasalarında var 103. Medeni yasada var bazı maddeler. Hatta borçlar yasasında var. Çocuk koruma yasası var ayrıyeten. Bakanlığın kendi koruması altında tuttukları var. Çocuk hakları sözleşmesi var. Taraf olmuş ve de fakat bütün bunların bir yasal kemsiye altında çocuklarla ilgili bir yasal çerçeve, belirli bir yasa, hepsini bir araya tutan bir yasası henüz yok. İşte biz biraz da onun için çabalıyoruz. Yani Lanzarote'yi de güncelle. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyoruz habire bunun gibi. Şimdi çok önemli bir noktaya aslında bizlerle paylaştınız. Lanzarote Anlaşması'nın sözleşmesinden aslında haberimiz yok doğru düzgün. Evet, İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların yaşamı ile ilgili ne kadar önemli bir yerde durduğunu ve uygulanabilirliği için nasıl bir mücadele yürütüldüğünü bizler elimizden geldiğince her koşulda, her yerde söylüyoruz, sokaklardayız, mücadele ediyoruz. Ama en az onun kadar bu Lanzarote Anlaşması'nın da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çocuklara yönelik, çocukların yaşadığı psikolojik durumlara, şiddete karşı aslında bu anlaşmanın yaptırıcılığının olması bizim geleceğimizi de kurtarabilir, çocuklarımızı da kurtarabilir. Ve dediğiniz nokta çok önemliydi. Sadece çocuk istismarı faillerine değil, teşvik edenlere, göz yumanlara, yanında olanlara da ceza verilmeli diyorsunuz. Şimdi bu noktada da şuraya gelmek istiyorum ben. Bu hükümetin sürekli çocuk istismarcılarına af yasasını dillendirmesindekine gerekçe olarak işte bu 200-300 tane ailenin bu sebepten dolayı yani 18 yaşından küçük yaşta evlendirildiği için işte erkeğin cezaevinde oluşundan dolayı dağılmasını söylüyorlar. Bunu gerekçelendiriyorlar. Bu noktada hani siz ne diyorsunuz? Yani onların şu anda sunduğu şey mantıklı mı, makul mu yani böyle bir yasayı çıkarmak için? Hani bir örneği daha açıklayayım izleyicilerimizin de anlaması açısından. 15 yaşında bir çocukla 18 yaşında bir çocuğu evlendiriyorlar ya da yeni bir yetişkini diyeyim evlendiriyorlar ya da daha büyük yaştaki 30 yaşındaki belki birini evlendiriyorlar ve çocukları oluyor ya da olmuyor neyse. Bunun üzerine işte erkeği çocuk istismarından dolayı cezaevine koyuyorlar. İşte diyorlar ki bunun gibi örnekler var ve biz bu örnekleri bu işte mağduriyeti hani gidermek için böyle bir yasa çıkarıyoruz diyorlar. Makul bir gerekçe mi bu? Şimdi tabii balık baştan kopmuş. Yani o çocuğu 15 yaşındaki, 12 yaşındaki hatta öyle yaş aralığı sizin dediğiniz gibi 3-5 yaş değil, çok yetişti. Hatta bazen ikinci, üçüncü çocuk kadın olarak evlendiriliyorlar. Ve bunların hepsini geleneklerimizde diye bize empoze ediyorlar. Bu çok yanlış. Çünkü çocukların biyolojik gelişimleri, kas gelişimleri, beden gelişimleri, ruhsal gelişimleri, ahlak gelişimleri, zihinsel gelişimleri, hatta yani mesela pek çok erken yaşta evlilik yaptırılmış çocukların rahim hazır olmadığı için bebeklerini kaybetmekte ya da kendi hayatlarını kaybetmekte. Bunu çok yaygın olarak görüyoruz. Yani beden 18 yaşına kadar olgunlaşma insan yavrusu en geç gelişen bir varlık. Yeni doğduğundan 6 yaşına kadar zaten hep desteğe ve korumaya muhtaç. Sonra yavaş yavaş dünyayı tanımaya okul döneminde başlayacak. Önergenlikte bedeninde değişiklikler olacak ve onu kabullenecek. Yani mesela bir regl olma, bir ay hali ve kız çocukların onu nasıl yaşadıkları ya da erkek çocukların ergenlikle ilgili şeyleri göz ardı edilerek, baskılanarak geçtikten sonra bedenlerinin hazır olması için 18 yaşı bu evrensel çocuk hakları bildirgesi, tıp, psikoloji, sosyoloji hepsi kabul etmiş. Dünya
dünyanın bildiği bir bilgi. Yani beden hazır değil. Ruhsal olarak hazır değil. Bir çocuğa bakacak, onun sorumluluğunu alacak güçte değil. Yani erken yaşta zorla evlendirilmeler çocukların hayatlarının bitmesidir. Bu oradan çocuklar için de geçerlidir, kız çocukları için de geçerlidir. Ama çoğunluğuna baktığımızda kız çocukları da evde kaldıkları için ve de doğurganlığı körüklendiği için daha bedensel mağduriyetlere maruz kalıyorlar. Bu çok yanlış. Hatta bazen ben böyle filmlerde falan da görürüz. Uçan Süpürge'nin filmleri arasında vardır. Okuldan çocuğunu getirip görücü usulüyle evlendiren aileler vardır. İşte bunları cezalandırmak gerekir. Aile yani sadece onu isteyip de verenler değil, verdirenler de bu konuda bir ders almalılar. Yani çocukların bedeni hazır değildir. Ne psikolojik olarak hazırdır, ne biyolojik olarak hazırdır, ne sosyal olarak hazırdır. Çocuk daha sokakta oynayıp zıplayacakken, kendini gerçekleştirecekken, umutlarını, hayallerini gerçekleştirecekken onu belirli bir zorunluluğa koymak ve de çocuğu zorla evlendirmek gerçekten o çocuğun hayatının bitmesi anlamına gelir. Zaten yani şu anda Türkiye'de mesela bunun için hepimizin görevi var. Yani onu muayene eden doktorun, onun nikah kıyanın, hoca diyelim mesela. Bütün kamu görevlileri de aslında bu sürecin içine dahil oluyor değil mi? Yani haberdar oluyor. Ve de bazen mesela tecavüzle çocuk, hamile kalan çocuk hastaneye geldiğinde bunun alınıp alınma abartısı olup olmaması konusunda heyetler oluşturuluyor insancıl açıdan. Fakat mesela şöyle bir şey diyor. Ya çocuk doğursun bakarız. Nerede bakacaksın? Çocuk yuvasında bakacaksın. Çocuk yuvalarını denetliyor musun? Çocuk yuvalarında hayatlar nasıl geçiyor? Yani bu çok çetrefi, çok samimi, ele alınması gereken, mağdurları kendi evlatlarımız gibi görmemiz gereken bir konu. Bu bakımdan eşik olarak, kadın örgütleri olarak, diğer sivil toplum örgütleri olarak asla böyle bir şeye meclisten geçmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü çocuk istismarının affı olmaz. Olamaz böyle bir şey. Evet. Yani bir Türkiye arkaya bir sürü onladık kararlar veriyor. Bu da acı kararlardan birisi. Evet. Ve yani eşik meclisi izliyor ve şu anda milletvekillerini de özel olarak siz de program başında söylediniz. Faaliyetlerini, neler söylediklerini teker teker izliyorsunuz. İşte bu noktada aslında en büyük görev mecliste görevli olan, vatandaşın temsilcisi olan milletvekillerine düşüyor. Ve onların aslında bu komisyonda görüşülen paketin, yasanın bir şekilde hayata geçmemesini sağlamak olması gerekiyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi çocuk istismarının affı olmaz. Bu yeni suçlara, yeni mağduriyetlere yol açar. Çocukları, geleceği yıpratır diyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Beni izleyen arkadaşlarıma, kardeşlerime, kız kardeşlerime çok teşekkür ederim. Umarım biraz daha yararlı olmuşumdur. Ben yıllarca hem kliniklerde hem sivil toplum örgütlerinde bu gruplarla çalıştığım için çok içim yanar. Yani çok zordur. Anneler bazen bildikleri halde susarlar. O kadar acıdır. Size söylerler. Ancak gidip mahkemelerde ifade vermezler. Hatta şöyle bir anımız vardır bizim. Çocuk hakları istismarıyla ebeveynin çocuğa karşı yaptığı cinsel istismar mahkemeye düşmüş. Avukatlar takip etmişler. Baba ceza almış. Hapse girmiş. Sonra annesi gitmiş demiş ki işte bak Lanzolite sözleşmesi o bakımdan çok önemli. Kadıncağız davayı geri çekmiş. Eve ekmek de gelmiyor demiş. Şimdi siz eğer faili cezalandırıyorsanız o çocuğu yaşadığı evi
o çocuğun yaşaması için gereken maddi gücü, gerekirse yer değiştirme, gerekirse isim soyad değiştirme, yani elinizden gelen her şeyi devlet olarak yapacaksınız ki o kişiler böyle kararlardan vazgeçmesin. Yani ben ebeveynleri suçlamıyorum. Çünkü hakikaten eve de ekmek gelmezse açlık da var. O bakımdan gözü kanlı, ağlaya ağlaya bunu kabullenen ebeveynler de olabilir. Ama asla buna müsaade etmeyeceğiz. Yeni nesil ve bizim çağımızdaki kadınlar, erkekler hayır diyeceğiz. Çocuk istismarının affı olmaz. Ve de biz bunun Lanzarote Sözleşmesi'nin de mecliste yasalarının çıkarılması, güçlendirilmesi ve bir an evvel halka hizmet verir hale gelmesi lazım ki failler korksun, çekinsin yani. Şimdi bir kravat takıp dışarı çıkan kişi, bu böyle bir adalet olmamalı yani. Bu acı hepimizin. Evet, ve bu mücadele sürüyor kadınlar tarafından, eşit tarafından. Oldukça da önemli ve değerli. Evet, sevgili izleyenler, Metropolden'in sonuna geldik. Bizler takip ediyor olacağız meclisteki yaşananları. Umarız ki bir kez daha böyle bir şey gündeme gelmez ve sonsuza kadar rafa kaldırılır diyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Hafta yeniden görüşmek üzere.